birçok film ve diziye konu oluyor biliyorsunuz. Ege ağzı biraz tebessüm ettirse de konuşmalarda herkes kendinden bir şeyler buluyor. Birçok sözü anlaşılmasa bile aslında Ege ağzı öz Türkçe kelimelerden oluşuyor. Benim cevizim kestinem yetişti bağda, bir elim koymakta bir elim yağda, fakirin de ben yüzüm kalmadı. Geli Batır, Biliman, Nedibat'ın Ege bölgesine ait bu sözleri yöre insanı dışında pek kimse anlamıyor. Abdest aldım, ikinci yıkılma, bir güzel geldi su doldurma, sordum sen kimin nesin, sardı boynuma diye öyle bir şeyler yapamadım. Bugün edebi Türkçe'de geli yorum diyoruz ama Anadolu'da geliyom, gelim, celim gibi değişik ağızlarda telaffuzları vardır. İşte biz buna şive diyoruz. Para kazanmaya var ama Allah da veriyor. 30'lardan 60 bin alacak geldi. 20'de kazandım 80. Ege ağzının en büyük özelliği R harfinin yutulması. Bazı yörelerde gari kelimesi sık kullanılıyor. Birçok konuşmadaysa her cümlenin sonuna durun kelimesi ekleniyor. Sevgili bir dostumuz Muğla, Kavaklıdere'li bir dostumuz papağanla konuşma öğretiyor. Türkçe öğreteceğim derken Kavaklıdere ağzını öğretiyor ve papağana neydip durun, neydip atın, neydip durun, neydip atın diye bir kullanıma geçiyor. Aslında hepsi öz Türkçe. Orta Asya'dan gelen yörüklerin bozulmamış ağızları. Zamanla hem göç hem de kültür aktarımıyla azalmış olsa bile yaşlılar hala bu dili konuşuyor. Biz de o yaşa varamayacağız herhalde. Varamayacağız. Sen bu yaşa varsan 95 yaşında babam, 90 yaşında annem. Ben 60 yaşına varmadım. Daha ya, oturduğum yerden kalkamıyorum. Özellikle samimi sohbetlerde Ege ağzının tadına doyum olmuyor. Pekmez katıyordum, şeker de yok. Yumurta götürüyoruz bakkala, başka bir şey alıyordum mesela. Yumurtayla takas ediyorduk değil mi? Tabii. Bakkaldan hep bakıyor, şeker oluyor. Kendileri kız bakmaymış, Ali Bey'li, Boşakköy'ü orada. Bir ev girmişler, olmuyor. Bakkala bir ev girmişler, ağabeyleri, 5 oğlan bir kız. At arabasına geliyorlar tabii, otları kucaklıyor, hemen bilmem domat kasalarını kucaklıyor. Aha demişler, tam bizim evi görüyor, kuvvetli de. Yöre dışından gelenler biraz yabancılık çekiyor. Samsak getir diyor mesela, samsak, sarımsak, onlar sarımsak diyorlar mesela. Tokmağı getir diyor, şimdi tokmak ne mesela, oturak diyor onlar mesela. Güzelim baktı kara, düşmez vefalı yara, sen bir öter bilmişsin, eşin kendi karı dedi. Son yıllarda film ve dizilere konu olan Ege ağzı büyük ilgi görüyor. Giren mi? Uyuyoruz oluyoruz. Amca dengeli ve biraz diyorlarmış. Dengeli ve. Dengeli ve ne demek? Yat demek yani. Uyu. Dinlen demek yani. Dengeli ve diyorum. Dengilmiyormuş. Durda. İyi kızım diyormuş. Çalık maşallah.